O kadar garipti ki. Gezdim, dolaştım. Sahilde denize baktım bir süre. Uzun zamandır yapmak istediğim ne varsa yaptım. Ceylan gözlü kızım benim. Bundan sonra hep bizimlesin. En kötü gün böyle olsun inşallah. İnşallah. Yavrum Melen, biz alırız. Otur artık ya. Evet anne, zaten yoruldum tüm gün. Ay ne yorulması canım? Kızım için yapıyorum. Kör olur muyum hiç? O zaman kadehimi hazırla kaldırıyorum. Bundan sonra hak ettiğim mutluluğu bulmak üzere kızım. Dün akşamki yemek ne güzeldi değil mi? Çok güzeldi, çok. Şunları da doğrar mısın hala? Doğrarım, doğrarım. Dur bak, çay olmuş mu? Bakıyorum. O çay da demlenmiş, tamam. Ha. Orada şey var mı, siyasetin var mı? Çıkardım, çıkardım. Var, var. Bizimkiler kalktı mı? Günaydın aşkım. Hadi kalk, sabah oldu. Ural. Ben neden buradayım? Aa, bu da laf mı şimdi? Ne demek neden buradayım? Sen var ya, iyice saçmalamaya başladın. Burası bizim küçük tatlı yuvamız aşkım. Hayır, boşandık biz. Biz hiçbir zaman ayrılmayacağız. Sen hep benimsin. Ve hep benimle burada kalacaksın. Hayır. Aa. Hayır. Hayır. Asla. Hayır. Aa. Buyurun. Portakal reçeli kendi ellerimle yaptım. Afiyet olsun. Sağ ol. Allah belanı versin seni. Ay ne bu böyle sabah sabah Allah aşkına ya? Hasan'ın gitmesinin artçıları bunlar. Dün gece yine sabaha karşı dönmüş. Hep böyle mi olacak yani? Evi başımıza mı yıkacak her gün? Ne yapmamı öneriyorsun Defne? Hı? Abim bir yere mi kapatayım ha? Vallahi çok iyi fikir bence. Çünkü evde duramayacak kadar tehlikeli. Aslında dediğin doğru. Önlem almazsak her şey daha da kötüye gidebilir. Elini çabuk tutsan iyi edersin Sinan. İyi misin? Vallahi ne yalan söyleyeyim, iyi değilim. Yani abimi görmek iyi gelir diye düşündüm ama hiç iyi gelmedi. İlk ziyaretlerde genelde böyle moral bozukluğu olur. Yani onu böyle çaresiz görmek için mi paramparça etti? 40 gün düşünsem demir parmaklıklar arkasında göreceğim aklıma gelmezdi. Bir sıkıntısı var mıymış, bir şey istedi mi? Abim hayatı boyunca bir şey istemedi ki. Kan tükürür, kızılcık şerbeti içtim der. İyiyim de durdu. O da ben merak etmeyeyim diye. Yoksa burada nasıl iyi olacaksa. Günaydın. Günaydın kızım. Gel Ceylan gözüm benim. Afiyet olsun. Sağ ol. Ay ne güzel akşamdı değil mi? Böyle ferah ferah gülüp eğlenmeli ne çok zaman olmuş meğer.
Güzeldi, güzeldi de benim aklım Kenan'da kaldı. Çok durgundu. Az mı kızım? Bir sürü şey yaşadı olan. Ahmet abi üzülüyor tabii. Benim aklım almıyor. Niye öldürsün Canan Hanım'ı? Niye böyle bir şey yapsın? Demek ki bir sıkıntısı varmış ki Ali tetiğe gitmiş. Zannediyorlar ki Ali tetiğe gidince her şey çözülecek. Çözülmüyor işte. Şimdi hem kendini dört duvarın arasına kapattı hem de Kenan'ı yalnız bıraktı. Ben geldim diye evinden doldu tabii. Yok canım, ne alakası var? Ya ben şey yaptım, söyledim, gel kal burada dedim. Israr ettim ama yok dedi, ben ırmağa yakın bir otelde yaşamak istiyorum. Daha kolay olur benim için dedi. Ben de ısrar etmedim artık. Anladım. Sen kaç kere söyleyeceksin bunu? Ya olmuyor ki. Pardon. Dikkat etsene be. Pardon dedik ya. Tamam, yok bir şey. Az kaldı. Bu hayattan kurtulmama çok az kaldı. Günaydın. Günaydın. Abi, ne oldu sana böyle? Sen kavga mı ettin? Yok bir şeyim, sabah sabah üstüme gelme benim. Evracığım, bir dezenfektan, pamuk falan getirir misin hemen? Ya yok bir şeyim diyorum, sabah sabah gelmeyin üstüme. İyi misin sen? İyiyim ya, oldu olacak. Asker gibi dizinin oradan topluca yaramı üfleyin bari. Burak, sakin ol biraz. Sakinim, ben istemiyorum diyorum. Hasta muamelesi yapmayın bana. Hazal uyanmadı mı? Gitti Hazal. Beni bırak da gitti. Ne sabah? Nevracığım, bir çay koyar mısın bana? Demin bol olsun. Arada olduğumuza hala inanamıyorum. Sanki böyle hayal gibi, rüya gibi. Uyanınca da bitecekmiş gibi geliyor. Olur mu sultanım? Biz artık hiç ayrılmayacağız. O Halil meselesini benim yöntemlerimle çabucak çözebiliriz ama sen istemiyorsun. Ben de sabrediyorum. Onun için avukata yetki verdim. Bundan sonra hiçbir şeye canını sıkmayacaksın. Kahveler. Oo, sağ olasın kızım. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Var mı yeni plan program? Bilmem, hiç düşünmedim ki. Ama belki annenin restoranı falan büyütürüz. Neden olmasın? Hatta belki başka yerlere catering hizmeti verebiliriz. Yapabilir miyiz sence? Neden yapmayalım? Melek, bu kızın aynı senin gibi çok çalışkan. Tuttuğunu koparan cinsinden ha. Hatta sonra ailecek tatile çıkabiliriz. Aa, ayrı geçirdiğimiz zamanları telafi eder gibi. Heh, işte ben buna plan program derim. Çok özür dilerim. Çok geç kaldım. Önemi yok. Kaldığım yer biraz uzak da birkaç vasıta değiştirmeden gelmem imkansız. Bunlara mecbur olmadığın zamanlar da gelecek. Merak etme. Yok canım, sorun etmiyorum ben. Namusumla para kazanıyorum sonuçta. Ama işte sadece gidiş geliş biraz sıkıntı oluyor. O kadar. Söyleyelim sana, bir şirket arabası ayarlasınlar. Olmaz böyle. Gerçekten mi? Evet. Ama laf falan olmasın sonra. Ya ne lafı olacak Ebru? Sen yönetici asistanısın. Yerleri gibi 9-6 çalışmıyorsun ki. Ben bir ara çocuklarla konuşurum.
Onlar sana bir şeyler ayarlar, tamam mı? Hadi tatlım, sen bize çay getir. Şu yazışmalara bakalım mı birlikte? Aa tabii, olur olur. Günaydın Vural Bey. Oo. Bakıyorum dün gece yine birilerine salça olmuşsun. Ama belli dersini almışsın. Bana bak, boynu aşan lafları edip benim tepemin tasını attırma. Sen hala ne yüzle buraya geliyorsun ha? Bana bak, sesimi çıkartmıyorsam senden korktuğum için değil ha. Çünkü biliyorum, sana bir dalarsam ağzını burnunu dağıtırım senin. Bana bak, benimle doğru konuş, yediririm bu lafları sana. Buraya yazıyorum, seninle uğraşmayan ne olsun? Aman çok korktum. Elinden gelin ardına koyma. Ardıma neyi koyacağımı göreceksin balıkçı. Sen benim annemin katilisin. O Topal abini hapse gönderdin, kendin burada geziyorsun, bilmiyorum sanma. Bana bak, şansını zorlama. Yemin ediyorum kötü olacak. Ne olacak kötü balıkçı? Ne olacak? Hazal'la mutluluğumuzu kıskandığın için yapıyorsun tabii bütün bunları, ben bilmiyor muyum? Ha? Yalan mı? Ne bakıyorsun benden? Yalan mı? Hazal benim, biz çok mutluyuz. Hazal benim çocuklarımın annesi olacak. Annesi! Sen gerçekten zavallısın be. Zavallı olan sensin. Hazal'ı kaybettin çünkü. Hafes, bu Rıfat'ın kardeşinin telefonu devamlı kapalı çıkıyor. Bir araştır bakalım. Çocuğa söz verdim. Kardeşim bana emanetti. Merak etme usta. Ben bulur getiririm onu. Bana bak, bu iş önemli. Rıfat benim hayatımı kurtardı. Kardeşime sahip çık abi dedi. Oğlanın gözü arkada kalmasın. Sen git, kızı bul getir. Sözümüzün arkasında duralım. Eyvallah usta. Melek. Hı? Maşallahın var kızım. O ne demek şimdi? Hışıldıyorsun. Öyle mi? Vallahi benim de gözümden kaçmadı. Anne sanki böyle bir gençleşmiş değil mi Azal? Ne demek istiyorsunuz siz? Aşk insanı işte böyle yapıyor kızım. Gözlerin ışıl 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 diyor. Gözünün feri sönmüştü. Gerçekten mi? Ben seni hep böyle görmek istiyorum. İki dirhem bir çekirdek. Hadi bakalım. Yani durum bildiğin gibi değil. Vural her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Hala Hazal'la evli olduğunu sanıyor ya. Bir Hazal diyor, bir Naz diyor. Ev bildiğin yangın yeri gibi. Bak sana söyleyeyim, bu şekilde çalışması bize büyük zarar verebilir. Sinan Bey durumun ben de farkındayım. Farkında olmak yeterli değil. Acilen bir şeyler yapmamız lazım. Hem kendisine hem bize zarar vermesinden korkuyorum, anlıyor musun? Şirketle ilgili tüm yetkiler hala onun elinde. Alacağı kararlar sağlıklı değil, sana söyleyeyim. Sinan Bey, bu şartlar altında en iyi ve kesin çözüm Vural Bey'in şirketteki imza yetkisini ve temsil hakkını bir şekilde iptal ettirmek. Ya iyi de bunu kendi isteğiyle yapmaz ki. Daha da tehlikeli olabilir. Vural Bey'in istediğini elde edebilmek için yapamayacağı şey yok. Yalan söylemek de buna dahil. Buyurun. Teşekkür ederim Ebru. Tabii bunun için çok temkinli olmamız gerekir. Burada Vural Bey şirket yönetiminde pasifize edileceğini öğrenirse taş üstüne taş bırakmaz. Annemin en istemediği şey Vural'ın üzülmesiydi biliyorsunuz. İyi ama Sinan Bey, şirketin menfaatleri, geleceğinizin bekası için birilerinin saldırılı davranması gerekiyor. O tarafta sizsiniz. Doğru doğru. Haklısın. Ya oğlum. Bak böyle hiç içime sinmiyor ya otel köşelerinde. Gel sana bir ev tutalım. Yok be abi. Vallahi rahatım yerinde. İnan bak. Zaten otel hastanenin hemen dibinde. Bir şeye ihtiyaç olsa hemen iki dakikada orada oluyorum. İyi.
Sen öyle diyorsan öyle. Abin ne durumda? Her şey iyi mi? Abi hiç sorma ya. Gördüğüm için parçalandı. Zaman aslanım. Zaman. Zamanla sen de alışacaksın abin de. Zaman hangimize neye alıştırmadı ki? Doğru söylüyorsun abi. Ha Kenan, bu arada seninle önemli bir şey konuşacağım. Bak, ben düşündüm taşındım. Bizim biraz harekete geçmemiz lazım. Bu şirket yönetiminde Demiroğullarından daha aktif olmamız lazım. Bu iki kardeşin nasıl bir hinlik peşinde oldukları belli olmaz. Aynen abi. Haklısın, doğru söylüyorsun. Hem ayrıca ben bu Vural'ın durumunu hiç iyi görmüyorum. Niye, ne oldu ki? Abi ne bileyim, karşılaştık gene abuk sabuk konuştu herif. Hani oğlum, sen o herifin ne zaman akıllı uslu konuştuğunu gördün ki? Yok abi, öyle değil. Yani ciddi tutarsızlığı vardı. Yani ben Hazal'la hala mutluyum. Çocuklarımın anası olacak gibi laflar etti herif. Yani boşandığının farkında değil. Ya bu demek ki kafayı sıyırdı. Şu Nazım'a ne olduğunu bir öğrensen. Ne yaparsa yapsın it ol it, umurumda değil. Selamünaleyküm birader. Ben Melahat Hanım'a bakmıştım. Melahat? Melahat Topçu. Melahat. Tanıyor musun? Ya bu Rıfat Bey'in kardeşiymiş, buralarda oturuyor dediler. Ha, bizim Meloş. Tanımam mı? Niye arıyorsun ki Meloş? Bir işim var benim kendisiyle de. Hayırdır? Beyefendi Meloş'u arıyormuş. Hayırlısı. Arayan bulur kardeşim. Bak şimdi şu ilerideki sarı apartmandan sola dön, tam karşındaki. Eyvallah. Hadi, hadi Adnancığım. Hadi, 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 hadi canım, hadi. Biraz daha kalaydım. Ay, her güzel şey çabuk biter Adnan. Sana harcanan sürenin sonuna geldik. Yapma be Meloş. Zaten yüzünü az görüyorum. Bu da senin karmanmış bir Adnan. İyi bir şey mi dedin şimdi? İyi, iyi. Harika bir şey dedim de işte sen anlamadın. Ay neyse, zorlama anam. Hadi Naş, hadi. Bak akşama sana sıkma portakal getireceğim. Ay müşerref oldum. Gerçekten. Yapma be Meloş. Üzme şu garibi. Ay Allah'ım sabır ver. Melahat Hanım. Yes, it is. İngilizcem çok iyidir. Melahat Topçu, öyle değil mi? Ay evet. Vergi memuru musun? Nasıl? Söyle benim diyorum. Aziz Bey gönderdi. Aziz Toprak, Rıfat Bey'le hapishanede tanışmışlar da. Abimle. Adnan abicim, sağ ol, yardımcı oldun. Annenize babanıza hürmetler, sağ olun. Buyurun, buyurun efendim, ayakta kaldınız, buyurun. Gidin. Halil'i düşündükçe içimi sıkıntılar basıyor. Anne, babamın avukatları bu işi hızlandıracak gibi geliyor bana. Bir an önce boşanmam lazım. Onunla evliyken Aziz'le aynı çatıda yaşamayı hazmedemiyorum bir türlü. Kendini niye suçluyorsun ki? Hepimiz senin bir suçun olmadığını biliyoruz. Olsun. Yanlış. Yani zor geliyor kızım. Aziz'e de haksızlık böyle. Kolay kolay boşanmayı kabul edecek gibi gelmiyor bana. İkimize yaşattıklarını düşündükçe adını bile anmak istemiyorum. Farkındayım kızım, farkındayım. Ama düşünüyorum, taşınıyorum, bir çare bulamıyorum bir türlü. Karşıma alayım, konuşayım diyorum ama konuşulacak gibi de değil. Boşanacak, eninde sonunda boşanmayı kabul edecek ama nasıl edecek? Aziz'in de başına bir belaya sokmasın da. Of. Ağlar. Ağlar, kurbanınız olun. Bana bir iyilik yapın. Bana biraz zaman tanıyın.
Madem paran yok, ne diye kumar masasına oturdun lan? Ya yaptım bir cahillik. Bak kurbanınız olayım, acıyın bana. Yemin ederim ben paranızı getireceğim. Yeter ki bana biraz zaman tanıyın. Bana martaval okuma lan. Geçen günkü yediğin dayak aklını başına getirmemiş senin. Bak yemin ederim getireceğim size diyorum ya. Bak bu iki gözüm önüme aksın ki getireceğim ben. Tamam lan, sana iki gün mühlet. Bu sefer de bir getirme. Senin kırılmadık kemiğini bırakmayız, köpeklere yem ederiz. Tamam, Allah size razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Kes. Hemen git paramı bul. Süren başladı. Cidden. İlhan Bey toplantıda. Bana ne toplantıdaysa? Çekil önümden. Önce bir haber verseydim. Dün haddini aştığında ben sana neler olacağını göstermedim mi? Sen kimsin ki bana ne yapacağımı söylüyorsun? Bak seni öldürürüm demedi deme. Ya ne oluyor burada? Bu şeytanı bir daha burada görmeyeceğim. Ben hiçbir şey yapmadım. Durup dururken saldırdı. Bak hala konuşuyor. Hop hop kendine gel. Erkek adamsa yakışıyor mu? Bana bak lan, benim şirketimle bana posta koyma. Burası balıkçı teknesi değil, hepiniz yakarım. Tamam tamam, sakin olun. Kızım sen de geç odana hadi. Burası benim. Burada benim sözüm geçer. Bu uyanık para avcısını koruyorsun ya. Helal olsun sana. Bunu kapının önüne bir an önce koy. Ya aklını başına al, anladın mı? Vural tamam, sakin ol lütfen. Bana asla muamelesi yapma, ben dili değilim. Bunun aklı fikri parada, anlamıyor musun? İhtiyacımız yok artık. Koy şunu kapının önüne. O buradan gidecek, duydun mu? Tamam duydum Vural. Ebru gidelim artık. Biz de çıkalım artık. Çıkın tabii çıkın. Şov bitti nasıl olsa. Tiyatro bitti. Ebru tamam sakin ol canım, üzülme ne olur. Ya Sinan görmedin mi bana ne yaptığını? Ya Ebru. Ya ben ona ne dedim ki? Sadece senin toplantıda olduğunu söyledim. Zaten bu benim görevim değil mi? Ya buranın nasıl olduğunu bilmiyor musun? Bunları kafana takma işte. Senin gibi biri dururken nasıl olup da onun şirketin başına geçtiğini ben anlamıyorum Sinan. Aklım almıyor. Bir sana bak, bir ona bak. Burayı asıl hak eden kişi sensin. O değil. Nasıl böyle hiçbir şey yapmadan durabiliyorsun? Neden? Her şeyin bir zamanı var. İnan bana. Ben asıl kendim için değil de senin için üzülüyorum. Çok yakında bir karar alacağımdan emin olabilirsin. Bir de size başka mezemizden getireceğim. Kendi tarifimizdir. Umarım beğenirsiniz. Afiyet olsun. Ceylan gözlü kızım benim. Nasıl da kendine geldi? Değil mi ama? Sonunda yüzü güldü kızım. Bir de Kenan'la bir araya gelebilseler tam olacak ama. Farkındayım ana, farkındayım. Hala deli gibi seviyorlar birbirlerini. Görmemek için gör olmak lazım. Bir araya gelmeleri de o kadar zor ki şimdi Kenan evli. Ve Irmak zavallı kız hastalığıyla boğuşuyor. Resmen kader Kenan'la Hazal'ı bir araya getirmemek için yazılmış gibi. Neyse. Melek. Hı. Ne zamandır şu konuyu açacağım ama bir türlü sırası gelmedi. Ay Allah, Allah aşkına ağzımızın tadını bozacak bir şey söyleme ne olur. Ay canım yok. Aklına hemen kötüyü getirme. Hı. Diyordum ki ben artık kendi evime dönsem. Aa. O nereden icap etti şimdi? Farkında olmadan seni kıracak bir şey mi yaptık yoksa? Ah yok, yok kızım, ne yapacaksınız? Ne bileyim, böyle bir güzel düzeninizi kurdunuz. Sizin aranızda benim ne işim var? Olmaz ana. O evi unutsa, bırakmam ben seni. Bir daha da rica ederim bu konuyu açma, tamam mı? Hele Aziz Sinar duymasın bu dediklerini. Bak sonra çok kızar benden söylemesi. Hadi hadi. Ümit Bey merhaba, Sinan Demiroğlu ben. Vural'ın kardeşi. Merhaba Sinan Bey, nasılsınız? Bir aksilik yok mu umarım? Yani yok diyemeyeceğim maalesef. Abimle ilgili konuşmak için aradım. Durumu hiç iyi değil. Bunu duyduğuma üzüldüm. İlaçlarını almıyor mu? Yani ilaçlarını almadığı gibi iyice kontrolden çıktı. Aşırı agresif. Ne hayal ne gerçek farkında bile değil.
Onu zapt etmek gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Bu gibi vakalarda görünen şeyler bunlar Sinan Bey. Yani ne yapmamız lazım? Çok çaresiz durumdayız. Abinizi bir an evvel görsem çok iyi olacak. Onu buraya getirebilir misiniz? Çok zor ama şansımı bir deneyeceğim. Hafız, kızı bulabildin mi? Buldum usta, buldum. Aman ey. Ne kızı abi? Ya telaşıdan anlatmayı unuttum. Hapisteyken beni ölümden kurtaran bir oğlan vardı, Rıfat diye. Onun kız kardeşi varmış. Sessiz, sakin, mazbut bir kız. Çocuğa söz verdim. Çıkınca dedim kardeşini koruyup kollayacağım. Çok iyi etmişsin abi. Nasıl kafes? İyi efendi kız, ha? İyi usta, iyi efendi. Hey. Hoş geldiniz, ne güzel sürpriz. Keşke haber verseydiniz. Hoş bulduk kızım. Ya karnımız acıktı. Biz de dedik ki bari gidip kendi mekanımızda doyurak karnımızı. Öyle değil mi aslanım? Aynen abi. Sen de hoş geldin Kenan. Hoş bulduk. Hadi buyurun. Tamam. Oo, ağır misafirlerimiz gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş tam bulduk. Zamanında geldiniz. Yetiştiniz bitmeden. Nefis şeyler hazırladık bugün. Senin elinden zehir olsa yenirdi Melek. Hadi oturun, ben yemekleri getireyim. Ben yardım ederim kızım sana. Gerek yok anneciğim, ben hallederim. Hadi o zaman. Ya Melek, kızımız da pek hamarada. Annesi de çekmiş. Hep öyleydi zaten. Kazan çok yakışmış. Sağ ol. Gözlerinin rengi çıkmış ortaya. Buyurun bakalım. Oo, neler yapmışsınız böyle ya? Oo, lahana sarması var. Sen seversin diye çok getirdim. Bayılırım. Yoğurt da var mı? Olmaz mı? Hemen getiririm. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Ellerine sağlık. Sağ olasın. Her şeyi öğrendim Gencer. Neyi Vural Bey? Ne neyi? Defne ile Sinan bir olup bana tuzak kuracaklar. Defne'nin benimle ilgili eline koz geçirmeye çalışması karı koca ikisinin planları. Nasıl yani? Ne nasıl yani ise? Sinan'ın kafasında bin bir türlü tilki dolaşıyor. Avukatla orada gizli saklı toplantılar yapıyor. Yok sinirlenmem için Ebru'yu üstüme salmalar falan. Ama ben salak mıyım? Bak bakayım burada ne yazıyor. Salak falan değilim, her şeyin farkındayım. Vural Bey, emin misiniz? Eminim tabii. Sinan'ın planı ne? Annemden kalan mirasa tek başına konmak. Bunu nasıl yapacak? Beni ortadan kaldırmakla. Şey Vural Bey, yani bu... Ne? Ne? Ne yapacak? O Defne sinsisi veriyor ona akılları. Sinan zaten o ne dese onu yapacak. Haksız mıyım söyle? İşte şimdi sıra bana geldi. Yemekten sonra kahve güzel geldi değil mi? Ay çok iyi geldi. Sen geç şirkete, benim bir işim var, onu halledip geleceğim. Tamam canım. Yemeğe çıkmışsa kızım, afiyet olsun. Senin ne işin var burada? Ben sarı babana kızım, ne biçim konuşuyorsun? Aman sevsinler. Şimdi mi aklına geldi babam olduğun? Beni tartaklarken aklın neredeydi? Kızım bak, babalar hem sever hem de döver. Öyle deme, bak beni üzüyorsun vallahi. Tamam söyle, ne istiyorsun? İşim var. Kızım, borcum var, bana yardım et. Vallahi ödemezsen var ya, adamlar beni kesecek. Baba, bende para mı var? Hem ne borcu var? Ha, dur tamam söyleme. Kumar değil mi? Ya tamam, yaptık bir yanlışlık kızım. Bulamaz mısın para? Hem gidecek başka yerim de yoksa. Ben bir lira dahi bulamam baba. Hem sen bana geleceğine niye asla gitmedin? Aziz bana niye para versin Ebru? Melek senden boşanmak istemiyor mu? Madem boşanmak istiyor, bu boşanmanın da bir bedeli olacak değil mi? Aziz'den borcunun 5 katını iste. Deli gibi parası var. Ödesin. Doğru diyorsun ha? Ödesin tabii ki. Ben alırım. Hadi bakalım, size kolay gelsin, hayırlı işler. Hep böyle sürpriz yapın, tamam mı? Kenan, oğlum akşam yemeklerini dışarıda yediğini duyarsan bozuşuruz. Ayrıca bu akşam yemeği bekliyoruz, tamam mı? Annem gelmeye çalışacağım, söz vermeyeyim artık, bakarız. Oğlum bakarız yok, gel işte. Hem yalnız kalmamış olursun. İyi bari, oldu olacak. Nüfusunuza da alın beni. Sen zaten bizim oğlumuzsun, nüfus almaya gerek yok. Bana bak,
Melek anneni kızdırma sakın ha. Eksik olmayın. Her şey için teşekkür ederim. O niye şimdi? Hani yalnız kaldım bugünlerde. Aileden gördüğünüz için. Lafa bak şimdi ha. Sen zaten ailedensin oğlum. Hadi çok konuşma hadi yürü. Kolay gelsin size hadi. Yürü hadi. Kolay gelsin arkadaşlar. Ne oluyor burada? Yeni yatırımlarla ilgili çalışıyoruz. Ha, ben de yedim. Ha? Yoksa karı koca şirketi ele geçirme planları mı yapıyorsunuz? Ural sen ne diyorsun? Senle konuşmuyorum, sen sus. Aptal mı sandınız beni siz? Ha? Neyin peşinde olduğunuzu ben bilmiyorum değil mi? Ural sen ne diyorsun yine? Sen kafanda neler kuruyorsun gene Burak? Ben sana sus demedim mi? Benim işlerle ilgilenmediğime bakmayın. Benim bu şirkette neler olup bittiğini öğrenmem, iki kelime duymama bakar. Ya ne kadar sessiz ve düşünceliydi değil mi? Bana da öyle geldi. Başına gelenleri hiç hak etmedi çocuk. Öyle gerçekten. Aa siz zamanı kız yine başladınız. Hadi herkes işinin başına. Vallahi evde de daha çok iş var. Bugün yorgunluktan canım çıktı. Merak etme Alacığım, sana güzel bir haberim var. Hayırdır? Aynur ablanın yanına eve böyle genç, yeni bir yardımcı geliyor. Yardımcı mı? Hı-hı. Aa kim? Babanı hapishanede bıçaklanmaktan son anda kurtaran biri vardı ya. Hı-hı. Onun bir tane kız kardeşi varmış. Baban da çocuğa söz vermiş. Bundan sonra bizimle yaşayacak hem de ev işlerinde bize yardım edecek. İyiymiş. Hadi bakalım hayırlısı. Hayırlısı. Oğlum. İşte ben de öyle yapmaya karar verdim artık. İşte ne güzel usta. Efendim. Aziz Efendi. Söyle Ali, ne istiyorsun? Seninle konuşmamız lazım. Seni dinliyorum. Telefonda olmaz. Yüz yüze görüşmemiz lazım. İyi. Ben ofisteyim, gel bekliyorum. Tamam, geleceğim. Hayırdır usta? Halil benimle konuşmak istemiş. Allah Allah. Durumunda bir gelişme oldu mu doktor bey? Daha önce de söylediğim gibi, durum oldukça kritik. Elimizden geleni yapmamıza rağmen durumunda bir düzelme kaydedemiyoruz. Yani bunca tedavi cevap vermiyor mu? Üzgünüm Kenan Bey. Durumu böyle devam ederse çoklu organ yetmezliğine kadar gidebilir. Böyle elimiz kolumuz bağlı oturacağız yani, öyle mi? Ne yapıyorsun sen burada ha? Yoksa ırmağın fişini çekmeleri yönünde telkinde mi bulunuyorsun? Olur öyle şey? Beyefendi ne münasebet? Hani bu adamı savunma doktor. Bu balıkçı ne şeytandır sen bilmezsin. Saçmalama. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Olacak hiç mi hiç? Sen bu aralar çok fazla entrika dizisi izliyorsun bence. Gözüm üzerinde unutma balıkçı. Aman çok korktum. Ne olur gözün üstümde olsun ne olur. Doktor bey, sizinle kardeşimin durumunu özel olarak konuşabilir miyim? Gel. Halil Bey geldi efendim. İyi, al içeri kızım. Gel bakalım Halil Efendi. Seni dinliyorum. Ben düşündüm Aziz Efendi ve bir karar verdim. Öyle mi? Biz de duyalım bakalım kararını. Karım artık senin yanında yaşıyor. Ben bunu kaldıracak adam değilim. Ayrıca yıllarca nikahımda olan bir kadının arkasında konuşulmasına da pek hoşlanmam doğrusu. İyi. Aklının başına geldiğini görmek güzel. İşte bu yüzden Melek'ten boşanmayı kabul ediyorum. Ama bir şartım var. Söyle. Bana 500 bin lira vereceksin.
Derdin bu muydu Halil Efendi? Niye lafı dolandırıp duruyorsun? Ne diyorsun? Kabul ediyor musun? Yarın para hesabına yatar. Yalnız seni para yattıktan sonra asla bir daha görmeyeceğim. Merak etme. Adımı bile duymayacaksın. İnan tek istediğim bu. Yalnız bu konuda avukatıma vekalet vereceksin ki senden son dakika gazı yemeye. Veririm, veririm. O kolay. Hadi kolay gelsin. Ne dediysem kabul etti ya. İkiletmedi bile. Ne diyorsun sen? Kaç para istedin? Tam 500 bin lira. 500 bin mi? Ne zannetti kızım? Yalnız sana bu aklı veren kızını da unutmayacaksın değil mi? Kızım hele dur şu borçlarımı bir ödeyeyim bakarız. Baba beni unutmayacaksın değil mi? Ebru bakarız dedim ya. Tamam mesela sonra ararım. Ne var Halil? Ne? Halil gerçekten mi? Peki. Tamam. Ne oldu? Ne diyor? Boşanmayı kabul ediyor. Ne? Ha. Ay inanamıyorum, bitti. Kurtuluyorum. Kurtuluyorum. Hayatta gerçekten bitti. Peki ne oldu da bu adam böyle 180 derece döndü? Ay Melek, ne olduysa oldu. Kurtuluyorsun ya, önemli olan o kızım. Söz konusu Halil olunca pek ayrı alamet değil. Neyse, hadi sen babamı ara. Ay yok yok, sen beni şirkete bırak kızım, oraya gidecekti. Yüzlük söyleyeceğim. Ne? Tamam, bırakın. Oh. Oh, çok şükür yarabbim. Sen bu Halil'in peşine bir adam tak, işimizi sağlam alalım. Tamam usta. Boşanma gerçekleşmeden bir yamuk olmasın. Aklın kalmasın, o iş bende. İyi, sen çık o zaman. Usta. Söyle. Şu kız var ya, Melahat. He, ne olmuş Melahat'a? Usta be. Sen bunu eve almakta kararlı mısın? Nereden çıktı o kafes? Ne oldu, bir şey mi oldu? Yok, yok olmadı da. Olmadıysa ne oğlum işte? Ayrıca ben Rıfat'a söz verdim. Kızı al, akşam eve getir, haydi. Tabii orası öyle. De. Lan oğlum ne geveliyorsun ağzında sen ya? Neyse usta, yok bir şey. Sen kendin gör, ben şey etmeyeyim. Eyvallah. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bunlar ne böyle? Öğle arasında köşedeki pastaneye uğradım da sana aldım bunları. Belki birazcık tatlı moraline iyi gelir diye. Harikasın Ebru ya. Beni şımartıyorsun. Halbuki benim seni şımartmam gerekiyor. Aslında bu akşam seni yemeğe davet etmeyi düşünüyordum ama eğer istersen geçen gün gittiğimiz otele de gidebiliriz. Sinan, aslında ben sana bunu söylemiştim ama benim için evli bir erkekle otel köşelerinde buluşmak çok kabul edilebilir bir şey değil. Yani evet, bu durumdan rahatsız olduğunun farkındayım ama... Ama sana karşı koyamıyorum ki. O yüzden sana asla hayır diyemiyorum. Her şey istediğimiz gibi olacak. Sana söz veriyorum. Sadece birazcık sabret. Benim için.